Sen. Sen burada ne arıyorsun? Yine bana tokat atmaya mı geldin? Ben sana biraz yemek getirmiştim. Ben sırf ondan uzak kalabilmek için kendimi hapse attırdım. Ama o burada bile beni buldu. Bakın hanımefendi, burası bir hapishane. Yani bir park ya da bir bahçeye benzemez. Bütün gün çalışıp yorulmuş olan kocana yemek yapmış gibi buraya gelemezsin. Geri götür onu. İstemiyorum. Peki, sen yeme de baban da aç kalsın o zaman. Ne? Evet bir an. Bütün gece sen burada bir şey yememişsindir diye babanın da ağzından tek bir lokma dahi geçmedi. Nasıl yani? Babam aç mı duruyor? Hem de benim yüzümden. İyi de... Memur bey, sefer tası alabilir miyim? Bana verin. Gördün mü? Yiyorum işte. Sen hemen eve git ve babama yemek ver. Ben sana bir şey sorabilir miyim? Babanı gerçekten çok seviyorsun değil mi? Kendi canımdan da çok. Şimdi çok konuşma da bir an evvel eve git. Babam açlıktan ölmüş olmalı. Bir an. Yine ne var ama? Bir an. Babanın da seni çok sevdiğini bil. O bana senin aslında çok iyi, kalpli bir insan olduğunu ve istesen de kimseyi asla incitemeyeceğini söyledi. Bir an bana tek bir şey söyler misin? Sen bana neden bunu yaptın? Sırf ben kekeme olduğum için mi bütün bunları hak ettiğimi düşündün? Gerçekten de benim kekemeliğim o kadar büyük bir sorun olabilir mi ki seni içindeki bütün iyiliği unutmak zorunda bıraktı? Bir an, lütfen konuş. Evet öyle. Senin kekemeliğin benim için çok büyük bir sorun. Yani sen bu yüzden mi benim Baydrov'la evlenmeme izin vermedin? Evet. Bihan, benim yüzüme bak. Sen hala bizi bir araya getirmeye çalışmıyor musun? Sırf bu yüzden yalan söyleyip kendini ölmüş gibi göstermedin mi? Bihan, ben hala gelemiyor muyum? Öyleyse sen nasıl bu kadar değiştin? Bihan, ben sana bir şey sordum. Yeter, memur bey. Bakar mısınız? Hanımefendinin vakti dolmadı mı? Burası hapishane. Mabette mi sanıyor kendini? Saatlerce sorularını sorup cevap bekleyemez. Onu götürür müsünüz? Gidelim hanımefendi. Bir saniye. Sen hala bana bir cevap vermedin bir an. Hanımefendi lütfen. Peki gidelim. Daha önce burada hiç kimsenin canını bir kez olsun incitmedi. O çok iyi kalpli biridir.
Başkalarının acılarını bile üstlenir. Anne, Tapkin'in yaptığı bütün yemekleri Gulab'ı mahvetmiş. O yüzden ben de 5 yıldızlı bir otelin şefinden bize bu yemekleri yapmasını istedim. Senin burada ne işin var? Seninle bir el tavla atmaya geldim. Seni kurtarıyorum tabii ki. Ben hala gelemiyor muyum? Öyleyse sen nasıl bu kadar değiştin? Yeter memur bey. Bakar mısınız? Hanımefendinin vakti dolmadı mı? Burası hapishane. Mabette mi sanıyor kendini? Saatlerce sorularını sorup cevap bekleyemez. Bütün gerçekler her zaman göründükleri gibi olmayabilirler. Ve gözünle gördüklerin de her zaman gerçek olmayabilir. Papağan hadi kalk. Papağan uyuyor musun? Papağan kalkar mısın? Seninle konuşmamız lazım. Ne oluyor ya? Yenge ama sen hayırdır? Evde hırsız falan mı var? Öyleyse ben hemen ilgilenirim. Söyle ne oldu? Pan, benim seninle Bihan hakkında bir şey konuşmam lazım. Pan, sen herhalde Bihan'ın en yakın dostu sayılırsın. O seninle en ufak şeyleri bile paylaşır. Hatta sana ölümüyle ilgili planladığı oyundan bile bahsetmişti. Sen bütün gerçekleri biliyor olmalısın. Ne gibi yenge? Neden bahsettiğini anlamadım. Ben tabii ki Bihan'ın neden beni bu şekilde oyuna getirdiğinden bahsediyorum. Haberin var mı? Babam daha bugün benimle odasında konuşurken Bihan'ın ne kadar iyi bir insan olduğunu söyledi. Onun asla kimseye haksızlık edemeyeceğini de. Öyleyse Pan, lütfen bana söyler misin? Bihan benim hayatımı neden mahvetti? Pan, lütfen bana bir şey söyle. Bu soruların cevaplarını sana ancak Bihan'ın kendisi verebilir. O yüzden bütün bunları ona sorsan çok daha iyi olur. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bekle. Ben senin bu konuda bir şeyler bildiğinden eminim. Sarhoşken de bana söylemek istediğin bir şey vardı, öyle değil mi? Söyler misin? Nedir benim bilmediğim bu gerçek? Lütfen söyle bana Pan. Eğer ben bunu öğrenemezsem bu acı beni öldürecek. Yalvarırım, benimle paylaşır mısın? Bihan neden beni böyle kandırmayı seçti? Lütfen beni affet yenge. Ben bu konuda istesem de sana bir şey söyleyemem. Ama evet,
Bütün bu sorularının bir cevabı var. Ve bence sen onu bu düğün albümünde bulabilirsin. Al hadi. Hoşça kal. Orada senin yanındaki kişi ben değildim. Bir andı. Yani sen benimle evli değilsin. Bir anla evlisin. Ben Tapki ile evlendim. Çünkü onun gibi kekeme bir kızın benim abimin karısı olmasını istemedim. Bütün bu sorularının bir cevabı var. Ve bence sen onu bu düğün albümünde bulabilirsin. Çalın! Huzurlarınızda Bihan Pandey. Bihan? Gördün mü Bihan? Baban seni o kadar özledi ki seni oradan çıkarması değil 24 saat 12 saat bile sürmedi. Seni ne kadar sevdiğini sen düşün. Çok yaşa ve mutlu ol oğlum. Evet, baban seni o kadar çok seviyor ki bir an evvel eve getirmek için elinden ne geliyorsa yaptı. Bu bizim her zamanki halimiz babaanne. Babam kendi gücü sayesinde Bihan'a günahlarının bedelini ödetmez. Hatası ne kadar büyük olursa olsun, kimin hayatını çekilmez kılarsa kılsın. Dur, ama ben... Bihan! Bu sefer bence de abin haklı. Bu yaptıkların için ben bile seni affetmeyeceğim. Ama benim bildiğim tek bir şey var. O da ben hayatta olduğum sürece hiç kimsenin bu ailenin fertlerinden birinin itibarına leke süremeyeceği. Sen merak etme canım. Artık evine döndüğüne göre bir sorun yok. Geri kalan her şey düzelir. Bence de oğlum. Sen odana gidip biraz dinlen, olur mu? Ne dersin? Olur.
Ruko! Bir dur! Ne oldu? Çok mu kötü kokuyorum? Ne sanıyorsun? Eğlenmek için geceyi köprü altında ya da kaldırımlarda geçirdiğimi mi? Ha? Hatta belki sana güzel kokabilmek için süt banyosu da yapmışımdır. Aklından geçen bu mu? Saygıdeğer bayan Tapki, ben geceyi hapishanede geçirdim. O yüzden biraz kokuyor olabilirim. Benim suçum değil. Ama şu fısfısı sıkmayı bırak ve bana kokuyormuşum muamelesi yapma. Ben o zaman kısa bir duş alacağım. Öyle mi? Ben bütün gece hapisteydim. Sivrisinekler beni ısırdı. Deli gibi terledim. Ve duş almak isteyen sensin, öyle mi? Hı? Evet. Lütfen çekilir misin? Demek öyle. Duş mu almak istiyorsun? Al bakalım. Yanlışlıkla duşun vanasını kırdım. Şimdi istediğin kadar yıkanabilirsin. Hadi koş. Acınacak durumdasın. Alo? Efendim Pan. Hayır Pan, benim daha o albüme hiç bakma şansım olmadı. Ve açıkçası ben bundan sonra olacağını da hiç zannetmiyorum. Çünkü benim bütün bu olanlarla bir daha yüzleşecek cesaretim yok. Ayrıca söylesene sen... Neden bir cevap vermiyorsun? Neymiş benim şu düğün albümümde saklı olan? Bilmediğim gerçek. Peki söyleme o zaman. Öyleyse ben kendi albümüme kendim bakar, gerçeği bir şekilde öğrenirim. Bihan? Evet anne. Bihan. Pan ve Tapki az önce telefonda konuşuyorlardı. Ona fotoğraf albümünden bahsetti. Neden? Anne, Pan öyledir. O resimlere bakmayı seviyor diye herkes sever sanır. Hayır, öyle bir şey değil bu. Nasıl? Yani Tapki Pan'a düğün albümünde saklı olan gerçek her neyse onu öğreneceğini söylüyordu. Duydum. Albümdeki gerçek evet, mi? Evet, gerçek. Albümde ne saklı olabilir ki? Anne! O şey olmasın... Ah Tanrım, düğün gecesinde olan olaylar, bütün bunlar onunla alakalı olabilir mi?
sen hemen Pan'ı ara da bir sor bakalım. Tapki hangi gerçeği öğrenmek istiyormuş acaba? Alo, Pan. Sana ne soruyorsam doğru cevap ver bana. Neden Tapki'ye düğün albümüne bakmasını söyledim? Albümde saklı olan ve Tapki'nin görmesini istediğin gerçek nedir? Bak, bu saçmalığı kes yoksa fena olur. Cevap istiyorum. Albümde saklı olan gerçek ne? Ne? Düğün fotoğrafı mı? Annemin Durub'un yerine oturmam için beni zorladığı fotoğrafı mı diyorsun? Sen delirdin mi Pan? Sana ona söylememeni söylemiştim. Sen neden böyle bir şey yaptın? Boş versene, söyle. O fotoğraf nerede? ...27. sayfa. Pan, bana bak. Eğer Tapki o fotoğrafı görürse... ...ya da gerçeği biraz olsun sezerse... ...işte o zaman seni mahvedeceğim. Tapki'nin albümü görmesini engellemem gerek. Hem de hemen. Saklasa mıydım? Evliliğimiz sahte. Bu sahte anılara dönüp neden bakayım ha? Bana neden bakıyorsun? Mutlu olman lazım. Seni rahatsız eden bir şeyi yaktım ve sonsuza kadar yok ettim. Teşekkür etmen lazım.
fotoğrafta Biha'nın yanındaki kim acaba? O zaman belki de Bahan da bana bunu göstermeye çalıştı. Yani o gün düğün sırasında Bihan Bay Duruv'un düğüne gelmesini engellediğinde Bihan'la birlikte odada başka biri daha vardı. Ama kim olabilir? Kim benim Bay Duruv'la değil Bihan'la evlenmemi istedi ki? Affedersin. Ya benim kısmetim kapalı olmalı ya da sende başka bir sorun var. Ne zaman iyi bir şey yapmaya kalksam sen çıkıp ortalığı karıştırıyorsun. Bana söyleyeceklerin bitti mi? Şimdi ne diyeceksen de lütfen. Ben yine ne yapmışım? Sana söyleyeyim. Ben bileğime takmak için sarıyı seçtim ama görüyorum ki sen de sarıyı seçmişsin. Neden olmasın? Yoksa sarı renk sadece bir anın tek elinde mi? Bu lafların beni hiç ilgilendirmiyor ama sen bugün sarı kurdele takamazsın. Ben istediğim rengi takarım. Peki, sen bilirsin. Ama o zaman dandiyayı da benimle yaparsın. Doğru duydun. Çünkü bizim ailede böyle bir gelenek var. Kimlerin bileğinde aynı renkte kurdele varsa onlar dandiya dansını da beraber yapmak zorunda. Anladın mı? Dandiya diyorum, beraber diyorum. Hayır, ben seninle dandiya dansı falan yapamam. Çıkardığın için teşekkür ederim. Yoksa aynısını ben yapacaktım. Bende fazladan bir tane vardı. Bunu takabilirsin. Peki. Takma öyleyse. Benim çok umurumda sanki. En azından ben seninle dans etme derdinden kurtulmuş oldum. Sen ne yaptın? Delirdin mi yoksa? Törende kullanılacak özel bir şeyi nasıl öyle gelişigüzel atarsın? Sen onu takmak istemediğine göre benim onunla ne yaptığım seni ilgilendirmez. Öyle değil mi? Bu çuçuğu treni de hiçbir işi kolay yoldan yaptırmıyor. Vay, tebrik ederim kardeşim. Böylece Duruv'un bileğindeki kurdelayla bizim kızın bileğindeki aynı renk olmuş oldu. Mükemmel düşünülmüş. Çaktın mı? Kesinlikle. Yalnız şimdi sen tek bir şeyden emin olmalısın. Nedir o? Buradaki başka hiç kimsenin bileğinde o renkten olmamalı. Anladım kardeşim. Böylece Duruv ve Tapki'nin ilk dansları huzurlarınızda. Batki, Biha'nın da Tapki'nin de bileklerinde sarı kurdele takmayı başardık. Göreceksin, ikisi kesin beraber dans edecek. Ve yengem de sonunda bize muhteşem ödülümüzü verecek. Bakıyorum da ikiniz de çok iyi iş çıkarıyorsunuz. Gerçekten mi? Ben sizden kimleri birbirine yaklaştırmanızı istemiştim. Çok basit yenge, bunu bize mi soruyorsun? Tabii ki de Bihan ve Tapki. Öyle mi? Öyleyse birazdan kimler dans edecek bir kontrol edin. Ama yenge, bu nasıl olur? Ama biz Sapki'ye sarı kurdele vermiştik. Neyin, nerede, ne zaman ve nasıl olduğu benim için hiç önemli değil. Bu durumu düzeltin. Çünkü törenin hemen ardından dandiya dansı başlayacak. Hadi. Yürü hadi. Ah,
Batki, deminden beri o sarı kurdeleyi arıyorum. Bütün sepetlere, bütün misafirlerin bileklerine hepsine baktım ama bulamıyorum bir türlü. Bütün diğer sarı kurdeleleri de biz attık zaten. Tapki ile Bihan'dan başka kimse de olmasın da biz işimizi sağlama alalım diye. Şimdi nereden yenisini bulacağız? Bizim bir yerlerden yeni bir sarı kurdele bulmamız lazım. Ama bu nasıl olacak Cütki? Ben hemen dönerim, bekle. İyi de nereye gidiyorsun? Bana da söyle. Gitti işte. Ben ne yapacağım şimdi? Batki, Dandiyan'ın başlamasına çok az zaman kaldı. Ne yapacağız biz? Bizim bu yeni yaptığımız kurdeleleri bir şekilde ikisinin bileklerine bağlamamız lazım. Yoksa birazdan... Yoksa Tapki mecburen Durul'la dans etmek zorunda kalacak. Ve annem de tabii ki bizim saçlarımızı yolacak. Hayır. Biz bunun olmasına izin veremeyiz. Kesin bir şeyler yapmamız gerek. İyisi sen Bihan'ın yanına gidiver. Ben de Tapki ile ilgileneyim. Tamam, olur. Tapki. Efendim Batki. Çok affedersiniz. Tapkicim, bu ne? Bileğine mavi mi taktın sen? Bence bu renk seni hiç açmamış. Hem kombinle de hiç uyumlu olmamış. Bence sen bunun yerine şu yeşili taksan çok daha güzel olur. Sence de öyle olmaz mı? Sizler şu benim harika sarıyımı hatırladınız mı? Ben bunu ondan yaptım. Nasıl yani? Yani şaka yapıyorum tabii ki. Demek istediğim benim o pahalı sarımın kumaşı da buna çok benziyor aslında. Neyse canım, gel bana bileğini ver de sana şunu takayım. Çutki, çok affedersin, özür dilerim. Sen ne yaptın, önüne baksana. Ne olur kusuruma bakma, ben aceleden senin orada olduğunu görmedim. Sorun değil, boş ver. Şunları da al. Yalnız Bihan, senin bileğindeki o tülbent sırılsıklam olmuş artık. İstersen sen onu bana ver de ben sana yeşilini vereyim. Tapki ile Durum'un bileklerindekiler nasıl olsa koyu mavi. Benimki yeşil olsa da olur. Peki. Tamam. Gel o zaman, ben sana takayım. Oldu mu? Evet, sağ ol. Bu bombayı öyle bir yere koymalıyım ki bütün Pandey ailesi bir anda orada olmalı. Aman neresi. Nasılsa tören esnasında herkes dua etmeye gelecek. Buraya koyabilirim. Tapki kızım. Efendim baba. Artık tören vakti geldi. Rica etsem sen hazırlar mısın her şeyi? Tamam baba. Tamam mı canım? Hı? Bombayı tetikleyecek düğme ise bu dandiye çubuklarının içinde. Thank you.
Tapki kızım, buraya bir gelebilir misin? Tamam baba, geliyorum. İyi de bu çubuklar da nereden çıktı şimdi? Nasıl yani? Çubuklar nereye gitti? Ateşleme düğmesi onların içinde. Törende başlamak üzere. O çubukları bulmam gerekiyor. Dersiniz, bakar mısınız? Lütfen herkes tören için toplanabilir mi? Ben çok özür dilerim. Sorun değil. Bir saniye. Efendim, hanımefendi. Ben galiba sizi bir yerlerden tanıyorum. Daha önce karşılaştığımızı zannetmiyorum. Ben Dandiye için müzik yapmaya geldim. Aslında benim küçük kardeşim gelecekti ama o hastalandı maalesef. Peki, anladım. Ama öyleyse neden buradasınız da müzik için hazırlık yapmıyorsunuz? Aslında bir bardak su alacaktım da, ama haklısınız. Ben işimin başına döneyim. Ne kadar da düşüncelisin şu... Öyleyse söyle bakalım, sen kendi kullanacağın çubukları seçtin mi? Hayır, ama şimdi onu almaya gidiyorum. Yenge, saçım bozuldu. Tokayı takmama yardım eder misin? Tabii, ver takayım. Şunları tutar mısın? Ne diyeceğim? Bunlar ne kadar da gösterişli çubuklar böyle. Nereden buldun? İnanmayacaksın ama onları şup bana verdi. Gerçekten mi? Çok güzellermiş. Kiran? Efendim? Şurasını tutabilir misin acaba? Bir saniye bekle. En azından çubuklardan birini almalıyım. Çok güzel teşekkür oldu. Ederim yenge. İşte çubuğun. Ötekisi de... İyi ama ben çubuğu buraya koymuştum. Nereye gitti? Kiran, o kadar dert etmene gerek yok. Ben kendime yeni bir tane alayım. Evet yenge, ben de biliyorum. Birden nereye gitti ki bu? Doğrusu ben de bilmiyorum. Herhalde kime kısmetse ona gitmiş olsa gerek. Hadi gel gidelim. Tamam. Affedersiniz. Buyurun. Siz müzik için burada değil misiniz? Evet hanım. Öyleyse neden işinizin başında değilsiniz? Dandiye başlamak üzere. Müziği başlatın. Peki. Alabilir miyim lütfen? Dandiye dansımız başlamak üzere. Bu senede bileğinde aynı renk kurdele olan kişiler dans için birbiriyle eşleşecekler. O yüzden lütfen kendinizde aynı renkte kurdele olan kişiyi bulup onunla el sıkışın.
burada tek başına duruyorsun, yoksa eşini bulamadın Eşim mı? Eşim sensin. Tamam, öyleyse hadi gidip dans edelim. Sen neden buradasın? Gelsene. Bak, herkesine güzel dans ediyor. Yok, teşekkür ederim. Yapma ama, hadi gel. Yok, gel. Ben gerçekten böyle iyiyim. Hiç öyle şey olur mu Tapkiciğim? Hadi gel sen benimle. Dersiniz. Acaba birini mi aramıştınız? Hayır efendim. Ben buraya müzik için gelmiştim aslında. Ama yolda arabamın lastiği patladı. O yüzden maalesef biraz geç kaldım. Ama sanırım dandiye başlamış bile. Yoksa başka birini mi tuttunuz? Hayır. Herhalde bir yanlış anlaşılma olmuş. Şey, sahnedeki sizin abiniz değil mi? Onu buraya siz göndermediniz mi? Hayır. O adam benim abim falan değil. Ben onu tanımıyorum bile. Bana bir saniye müsaade eder misiniz? Bay Drew. Ne oldu? Senin neyin var böyle? Şey efendim, şu müziği çalan adam var ya, o... O tarafa bakma. Olabildiğince normal davranalım. Kimseden şüphelenmesin. Ve bu arada sen de burada durma. Git ve diğer aile fertleriyle bir arada otur. Lütfen tek başına kalma. Hı? Ben bu adamla ilgilenirim. Hı? Tapki canım. Efendim. Sen neden burada tek başınasın? Şey, dans etmek benim içimden gelmedi. Nasıl böyle bir şey diyebilirsin? Dandiya bizim bayram kutlamalarının en önemli törenlerinden biridir. Bu kutlamalara değer verirsin, değil mi? Öyleyse sen de mutlu olmalı ve bu coşkuya katılmalısın canım. Hadi sen de git herkese dans et, hadi. Peki anne. Thank you.
Bihan ve Tapki dandiye dansını yapmaya başladıklarında bum! Çubuklar havada çarpışacak. Ve böylece hep birlikte havaya uçacaksınız. Hiçbiriniz kurtulamayacaksınız. Hiç kimse buradan sağ çıkamayacak. Sen ne hakla böyle bir şey cüret edersin ha? Söyle ne hakla? Sen ne yaparsan yap o bombayı durdur. Ben de bu arada ona burada güzel dersini vereyim. Hadi git. Ha? Şimdi konuş bakalım. Neler oluyor Durov? Neden şimdi töreni durduk yere yarıda kesiyorsun? Efendim? Yürü! Hadi! Hadi! Yürü dedim. Ne var aşkım? Gel hadi! Amca! Töreni yarıda kesen adam bu işte. Nasıl yani? İyi de bu Ganshyam Lal değil mi? Senin burada ne işin var? Durup bir şeyler söylesene. Bu adamın burada ne işi var? Anne, babamın dedikleri doğru. Bu adam Ganshyam Lal. Tapki ve ben onun katkılı gıdalar ürettiği imalathanesini bastık. Sonra da babam onu kendi bildiği yollardan tutuklatmıştı. Öyle değil mi baba? Evet. İşte bu yüzden intikam için geri gelmiş.